İnsanlık son 50 yıldır dünya dışı yaşamın izlerini arıyor. Tıpkı insanlar gibi zeki ancak başka gezegenlerde yaşayan varlıkların durumu yıllardır merak konusu. Onlarla iletişime geçebilmek için madde halinden enerjiye dönüşerek ışık hızından daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlık şu anda böyle bir teknolojiye sahip değil. Bu yüzden uzaylıların dünyamıza gelmesini beklemekten başka çaremiz yok. Ancak uzay alanındaki önemli gelişmeler, özellikle NASA'nın çalışmaları, başka gezegenlerde hayat olabileceği konusunda ciddi kanıtlar ortaya koydu. İnternette sıkça karşılaştığımız UFO görüntüleri, 51. bölgeye dair komplo teorileri, astronomiyle ilgilenen bilim insanlarını da yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere evrende milyarlarca galaksi ve her birinin içinde milyarlarca farklı gezegen, dünyamıza benzeyen başka dünyalarında var olabileceği tezini güçlendiriyor. Yapılan son araştırmalarda elde edilen gelişmeler, bu araştırmaları ispata dökecek sarsıcı veriler içeriyor. Amerika'nın Uzay Araştırmaları Merkezi insanlığı derinden sarsacak yeni bir gezegen keşfetti. Süper Dünya ismiyle tanıtılan GJ-357D, dünyanın tam 6 katı büyüklüğünde sıra dışı bir gezegen. Dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili yıllardır süregelen araştırmalar, Süper Dünya'nın keşfiyle yeni bir boyut kazandı. İçeriğinde insan yaşamı için gerekli olan su ve oksijen gibi bileşenlerin var olduğu düşünülüyor. TESS Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen GJ-357D, dünyamızdan sadece 31 ışık yılı uzaklıkta. Bu yeni gezegenin keşfi sadece bilim dünyasını değil, bu konulara meraklı insanları da yakından ilgilendiriyor. İşte Süper Dünya ile ilgili bilimsel ve sarsıcı gerçekler. Süper Dünya'nın keşfiyle dünya dışı yaşamın emareleri bir kez daha netlik kazandı. TESS Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen bu ilginç gezegenin insan yaşamına elverişli olduğu düşünülüyor. Çünkü yüzeyinde sıvı halindeki su kütlelerin varlığına olanak tanıyan alanlar bulunuyor. Bu bir okyanus olabilir. Bir astronomi terimi olan yaşanabilir bölge ifadesi, bu yeni gezegen içinde kullanıldı. Süper Dünya boyutları dünyadan büyük olan, ancak Güneş sistemimizdeki Neptün ya da Uranüs'ten küçük olan gezegenlere denir. TESS'in bulduğu bu Süper Dünya ise yaşanabilir olmasıyla son derece önemli. Yüzeyinde dev okyanus kütlelerinin var olduğu tahmin edilen gezegende, İnsana benzeyen varlıklar veya sıra dışı hayvanlar yaşıyor olabilir. Üstelik G357D yıldız sistemi içerisindeki tek gezegen de değil. Süper Dünya aynı zamanda iki kardeş gezegene sahip. Dünyadan %22 oranında daha büyük olan ve Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığından 11 kat daha yakın bir yörüngeye sahip olan GJ-357B'nin yanı sıra GJ-357C isimli bir gezegen daha bulunuyor. Cornell Üniversitesi'nden astronomi profesörü Lisa Kettlinger'ın açıklamaları oldukça dikkat çekici. İnsanlığın keşfettiği ilk yakın dev dünyanın yaşam barındırabilecek olması heyecan verici. Bu TESS'in yardımıyla açığa çıkan ve muazzam bir sonuca ulaşan küçük, zorlu uzay görevimiz. GJ-357D gezegeni kalın bir atmosferle birlikte dünyadaki gibi sıvı suyu yüzeyinde tutuyor olabilir ve biz de yakın zaman içinde devreye girecek yeni teleskoplarla yaşam belirtilerini ortaya çıkarabiliriz.
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık %20'si kadar uzaklıkta yıldızının etrafında dönen GJ-357 de yörüngedeki bir turunu 55,7 günde tamamlıyor. GJ-357 ise M tipi Kızıl Cüce sınıfındaki yıldızın yörüngesinde 3 gezegen daha var. Yıldız Güneş'ten yaklaşık %40 daha soğuk ve Güneş'in yaklaşık 1/3 kütleye ve büyüklüğe sahip. Şubat'ta NASA'nın Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri keşfetmek için kullandığı test, yıldızından gelen ışığın her 3,9 günde küçük bir oranda azaldığını saptadı. Bu etrafında dolanan gezegenlere dair bir ipucuydu. Üç gezegenden en yakın olanı GJ-357b, Dünya'dan %22 civarında daha büyük ve yörüngesi yıldıza Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığından 11 kat daha yakın. Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nden astrofizikçi Enric Pell ise farklı bir açıklama yaparak GJ-357b'yi sıcak dünya olarak tanımladık. Her ne kadar yaşama ev sahipliği yapması mümkün olmasa da şimdiye kadar bilinenler arasında 3. en yakın geniş haldeki öte gezegen ve sahip olabileceği atmosferin bileşimini ölçmek için en iyi kayaç gezegenlerden biri ifadelerinde bulundu. Süper Dünya ile ilgili kapsamlı araştırmalar devam ederken, dünyamızdan sadece 31 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegenin içeriğinde neler olduğunu düşünmek bile heyecan verici. Adını dahi bilmediğimiz çok farklı elementler, enerji kaynakları, hayal dünyamızın sınırlarını zorlayan fantastik bitki örtüsü, akıllı insanımsı varlıklar, sıra dışı hayvanlar bu gezegende yer alıyor olabilir. Araştırmacılara göre bunun gerçek olma olasılığı çok yüksek. Süper Dünya bugüne kadar keşfedilmiş, dünya dışı yaşamı barındıran en yakın gezegen. Bir gün ışık hızını aşacak güçlü teknolojilere ulaşabilirsek, bu gezegeni yakından gözlemleme fırsatını yakalayabiliriz. Şimdiye dek TESS'in keşfettiği öte gezegenlerin sadece 24'ü onaylandı. Geçtiğimiz haftanın başlarında Gökbilimciler Teleskobu'nun Süper Dünya'da dahil olmak üzere algıladığı yakınlardaki 3 gezegeni doğruladı. Bilim insanları teleskobun görev sona ermeden önce binlerce öte gezegen adayını tespit etmesini bekliyor. Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS, her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece 2 yıl içerisinde tam 200 bin farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek. Uzay Ajansı'nın bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 öte gezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen öte gezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in tek başına öte gezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam öte gezegen keşfi konusunda Kepler'i bile geride bırakacağını tahmin ediyor. We'll be right back.